Vurmak mı istiyorsun? Vur. Ama sana söyleyeceğim bir şey yok. Yaşamak için herkesin söyleyecek bir şeyi vardır. Yaşamak mı? Polat Alemdar, ben seni tanıyorum. Silahsız bir adama ateş etmeyeceğini iyi bilirim. Madem beni tanıyorsun, öğrenmek istediğim şeyi almadan benden kurtulamayacağını da biliyorsundur. Otur o zaman. Sana İskender'i anlatayım. Sonunda yerini isteyip istemeyeceğine sen karar ver. Ben o zaman gideyim. Otur sen de dinle. Sen İskender'i çok küçümsüyorsun. Küçümsediğim adam benim düşmanım olamaz. O zaman gölgeyle düşmanlık ediyorsun. İskender kim? Koca bir buzdağının görünen yüzü. Yani aklın alıyor mu? Bir gün bir adam çıkıp geliyor. Ben 20 senemi verdiğim Tataroğlu'nun yanından koşarak ayrılıyorum. Ve onun safına geçiyorum. O senin şerefsizliğin. Bu benim sadakatim. 20 yıl başkasıyla da çalışsam, bana artık yeni görevim bu dendiğinde o göreve tereddütsüz geçerim. Kim İskender'in yanına seni yollayanlar? Şimdi bu hikayeye başlamak için İstanbul'un Türklerin eline geçmesi ve Amerika'nın keşfine gitmek lazım. Sen onu boş ver. Seni nasıl ihtiyarlar boşuna seçmediyse, İskender'i de seçen birileri var. Niye seçildin? Her şeyi biliyorsun madem, sen söyle. Seni seçenler benden de daha iyi tanıyorlar seni. İskender'in üstüne gideceğini, bununla da yetinmeyip onun arkasındaki gücün peşinden gideceğini iyi biliyorlar. Bu tünelin sonunda da sana görev verenlerin bulunduğu yere çıkacağını herhalde hesap etmişlerdir. Bu bir anlamda İskendercileri yok etme operasyonu iken, bir anlamda da kendilerini temizleme operasyonu. İhtiyarların içinde İskender'le aynı fikirde olan, hatta onu destekleyenler yok mudur sanıyorsun? Seninle de buluşacağım 3 tane doğru vardır elbet. Ama bu senin doğru bir adam olduğunu göstermez. Ben İskender'i kimin seçtiğiyle ilgilenmiyorum. İskender'in fikirlerinin kiminle örtüştüğüyle de ilgilenmiyorum. Benim ilgilendiğim sen ve senin gibi adamların böyle adamların etrafında nasıl saf tuttuğu. Ben ömrüm boyunca hiç haklının yanında olmadım. Hep güçlünün yanında oldum. Bunun için yetiştirildim. Ve bu konuda başarılıyım. İçinde bulunduğum medyada bu konuda dünyada belki de en başarılı yapılanmadır. Dünyanın hiçbir yerinde bir mühendis bir ülkeye kurtarıcı olarak sunulamazdı. Türkiye'de biz sunduk. 40 yaşında bir adamı kral olarak başbakanlığa taşıdık. Hem de çoban kral. Sonra onun alternatifini çıkardık. Kimsenin ihtimal vermediği ve veremeyeceği bir gazeteciye önce milli şefi devirme şerefini yaşattık. Ardından kahramanı ilan ettik. Milli şefi kimse deviremeyip o mu devirecekti? Böyle bir gücü mü vardı? Sen benim yerimde olsan haklının mı yanında yer alırdın, güçlünün mü? Bu tabloya bakınca. Şu masada şu an öleceğimi bilsem de haksızlığın karşısında olurum. Ben de böyle yetiştim. O yüzden sen değil İskender iktidar alternatifidir.
Hiçbir zaman bu ülkede kamuoyunu arkana almadan, yani medyayı kullanmadan iktidarı ele geçiremezsin. Devletin mekanizmalarını yönetemezsin. Medyada olan en ufak birey bile boşuna orada değildir. Hele ki tepe kadrosu. Hepsi özel olarak seçilmiş ve yetiştirilmiş adamlardır. İskender'e gelince, onun da iktidarı ele geçirmesinin tek yolu var. Kahraman ilan edilmesi. Bunun için de kolaylıkla yok edebileceği bir düşman seçtik. Yani seni. Varlığının tek anlamı bizler için budur Polat Alemdar. Madem amacınız beni yok etmek, işinizi kolaylaştırayım. Bana İskender'in adresini ver. Burası da salon efendim. Beğendin mi incim yeni evini? Güzel. Siz yerleşin Nazım'la. Benim Avni ile konuşacaklarım var. Tamam. Nasıl şüphelenmeyecek bu Polat senden? Efendim, sadece Alper'in bilgisi olan bir operasyondu. Örgütle bağlantımı çözme ihtimalleri yok. Aferin Avni. Ev güzelmiş. Arkadaşların zevkli. Güvenlik sistemi dediğim yere bağlı değil mi? Evet efendim. Ankara'ya gidene kadar başka bir yere taşınmayacağız. Bari sistemimiz iyi olsun. Hadi sen de yoruldun. Evine git. Emredersiniz efendim. Çatalca'da. Oradan geliyorum Yıldız. Beni kardeşinle karıştırma. Ne oluyor bana? Bırak benimle oyun oynamayı. Yeter artık, sıkıldım. Çekil git. Neyle zehirledin Yıldız'ı? Ben bir şey yapmadım. Kes sesini. Bana o zehri söyleyeceksin.
Asu. Buldun mu Kazım o sevginin adresini? Buldum abi. İyi, ben kullanırım. Tuncay Bey her gün daha iyiye gidiyor. Çok teşekkürler Kerem Bey. Hı hı. Kerem, seninle bir şey konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey yok. Lütfen, benim için önemli. Bak, geçmiş geçmişte kaldı. Belki hatalıyım sana olan tavrımda ama ben şimdiki ilişkimde ciddi bir şeyler yaşıyorum. Memat abi öyle demiyor ama. Ne diyor? Ayrıldığınızı söyledi. Benimle mi ilgili konuştunuz? Evet, her şeyi anlattım. Yalçın Bulut'u da anlattım. Kurtarın bu adamı Asu. Bana lazım. Gerekli hazırlıkları yaptık ama... Aması maması yok Asu. Ben bu adamın ağzından lafa almadan... Azrail bunun canını almayacak. Hadi kızım, ara ver şu müjdeli haberi. Yediğimiz balık burnumuzdan geldi. Kimden telefon bekliyorsun Bulut? Sana ne gülüm? Kızımızım diyorsun, sinir oluyorum. Kim o kadın? Bir ilişkimiz olsa demem herhalde. Müjdeli haberde bir erkek çocuğum olacakmış. O mu? Kapıya bak. Ah be gülüm. Şimdi anladım boğazımızdan neden balığın geçmediğini. Bu kız Ali Osman'la takılan kız değil miydi? Öyle mi kız? Bizim ortağın oğluyla mı takıldın? Bulut, rutubet yapma. Doğru konuş. Birader, otur konuşalım. Herkesin mazisinde yanlış işler vardır. Kurcalamamak lazım. Gamze'yi bana sen mi yolladın? Ah. Şimdi vallahi limonu sıktın işte. Tadım adı kalmadı. Bana cevap ver. Cevap.
Diyelim ki ben yolladım. Her nefes aldığında, her kalbin attığında benim yaşadığım acıyı sen de yaşa. Ortak. Ne zaman kendine gelir? 4-5 saat içinde kendine gelir. İyi. Bana bir sandalye verin. Abi ben beklerim. Sağ ol Abdüley. Ben beklerim. Sen bana bir toz söyle, bir de çay. Bir de arabadan kitabımı getirin, başka bir şey istemez. Doktor çağrılmış değilse. Bir şey olmaz. Bu da bana ders olsun. Yavaş. Dikiş atılması lazım. Ha, terzi çağıralım o zaman. Kafamı ütüleme. Sar şunu da git başımdan hadi. Gamze. Gamze. Nerede lan bu kız? Yürü. Yavaş oğlum, ne yapıyorsunuz? Elma mı yiyorsunuz, makineli tüfekle mi atıyorsunuz, belli değil. Başkanım, televizyon açsak sesi belki bastırırdı. Peki senin içindeki vahşeti nasıl bastıracağız Çetin? Devrim terbiyesiyle başkan. Peki televizyonda devrime dair bir terbiye yayınlandığını gördün mü hiç? Belgesel bakardık başkanım. Başkanım, ben bu aslanlarla ceylanların ilişkisine bitiyorum, yemin ediyorum.
Sen hangi tarafı tutuyorsun Yıldırım? Aslanı mı Ceylan'ı mı? Aslanı başkanım. Böyle Ceylan'ın pençesini bir takıyor, bir yere yatırıyor, bir de diş atıyor. İşte bütün bunlar senin marifetin çetin. Yine yanlış taraftasın Yıldırım. Yanlış taraftasın. O Ceylan ezilmiş halkımız. O dişi geçirense kan emici, emperyalist, kapitalist düzen. Niye başkanım? Doğal seleksiyon yok mu tabiatta? Güçlü olan ayakta kalır demiyor mu Darwin? Güçsüz olan ayıklanır. Mesele çeto, gücün ve güçsüzün olması değil. Güçlüyle güçsüzün, yani aslanla ceylanın hakça bir paylaşım içerisinde kardeş olmasıdır. Başkanım, birisi etobur, birisi otobur. Nasıl kardeş olup diğerinin yediğini yesinler? Çetin, işte devrim bu yüzden gerekli. Başkanım, televizyon açıyor muyuz, açmıyor muyuz? Yani benim uykum geldi, yatmak istiyorum. Çetin, o elmayı sokarım boğazına, ebediyen uyursun. Terbiyesiz, laf anlatıyoruz burada. Sanki 1000 yıldır uyumamışsın gibi. Anam. Başkanım, bari bu gece örgüte dönsek. Devrim bir süreçtir Yıldırım. Devrim bir süreçtir. Bırakalım örgüttekiler bir geceyi daha uykusuz geçirsinler. Bunlar ne zaman gelecek? Ne zaman başkanlık makamı dolacak diye. Anam. Lan. Aklından bile geçirme. Koy onu yerine. Bu ne? Tuncay Bey, istirham ediyorum. Yine sen kimsin? Burada ne arıyorsun? Beni yok etmeye mi çalışıyorsun gibi şeyler söylemeyin. Çok güceniyorum. Ya ne saçmalıyorsunuz Hüsnü Bey? Tuncay Bey, mahvoldum kaç gündür. İşi gücü bıraktım. 2004 yılında dünyada ve Türkiye'de cereyan eden gelişmeleri ezberliyorum. Misalen yerel seçimler. Hangi ilçede hangi parti kazanmış... Sorun söyleyeyim. Hüsnü Bey, iyice delirdiniz. Ne işin var 2004'te seçimde, partide, ilde, ilçede? Hadi, işimiz gücümüz var. Daha İskender Büyük'ü ele geçirip intikamımızı alacağız. Tuncay Bey, hangi yıldayız? Saçmalama Hüsnü. 2012'de değil miyiz? Vallahi geleceğe henüz hazır değilim. Gelin hiç değilse 2007'de pazarlık yapalım. Şaka yaptım kardeşim. 2008'deyiz. İstanbul'un fethinin 555. yılındayız. Sizi bana geri veren Allah'a şükürler olsun. Aşk meşk bir şeyler hatırlıyor muyuz? Mesela Asu Hanım... Terbiyesizlik yapmayın Hüsnü Bey. Özür dilerim efendim. Hiç değilse o kısmı silinseydi kafasından iyiydi. Thank you.
birlikteyim ben. Jüli de seni zehirledi. Hastanedesin. Nasıl yapar bunu bana? Bunu kendine sorarsın. Tabii eğer benim sorduğum soruya cevap verirsen. İskender nerede? Hayatımı kurtardığın için ben de sana yardımcı olacağım. Getirdiğin çocuklar sağlam mı? Evet efendim. İyi bakalım. Benim bir kabahatim yok Davut Bey. Polat geldi, Yıldız'ın hayatını kurtardı. Hep benim planımı bozmak zorunda mı bu adam? Buyurun Davut Bey. Neredeymiş kızım Bulut? Binaya girmek üzere olduğunu söyledi Davut Bey. Bir daha ara, çabuk gelsin. Peki efendim. Şimdi ben ne yapacağım? İstanbul'dan ayrılacaksın Jüri'de. Yapabileceğim başka bir şey yok. Böyle anlaşmamıştık Davut Bey. Bence de Jüri'de. Neredesin sen Bulut? Biraz rahatsızdım efendim. Ne zaman birine ihtiyacım olsa her zaman bir bahaneniz vardır. Niye bitiremedin işi? Polat Alemdar yüzünden. Onunla ne alakası var? Polat'ın hastanesindeymiş. Hastaneden çıkmadan Yıldız'ın işini bitirin. Peki efendim. Hazır mısınız? Hazırız abi. Gidelim o zaman. Ver. Abi, Mehmet abiye haber verelim mi? Yok Abdüley. Mehmet önce kendi operasyonunu bitirsin. Nasılsa onunla daha çok çatışmaya gideriz.
Senin bu şerefsiz elinde telefon oynaya oynaya geliyor. Başkanım getirdim. Gelirken kiminle konuşuyordun Yıldırım? Başkanım konuşmuyordum. Çekiyor mu çekmiyor mu diye bakıyordum telefona. Yalnız bizim bahçeden içeri girince biraz cızırtı başlıyor. Bırak lan cızırtıyı, bırak. Alo. Kiminle görüşüyorum? Kod adını söyle bana. Benim Muro. Tabii Muro gelsin diyecek. Zora gelince Muro gelsin. Muro başkan, Muro değerli. He? İki hafta önce Muro alttu. Sıkın kafasına gitsin diyordunuz. He? Aman başkanım fazla şey yapmasan. Ne yapmasam? Yanı uzatmasam başkanım. Telefon sahibi de ezilmiş bir halkımız. Çok yazar. Sen o ünlüyü giyince iyice yumuşadın. Tısma Çetin. İki dakika delikanlı ol, dik dur. Nerede kalmıştık? He. Tamam. Liderin davetini komitemin oyuna sunacağım. Bir çözümleme yapacağız. Eğer olumlu bir karar çıkarsa öğleden sonra geliriz. Geliriz. Ey hadi. Saat kaç gibi bekliyormuş lider başkanım? Vallahi koca lider bizim Gundi Yıldırım bekliyor. Hadi. Telefonu götür de çabuk gidelim. Emredersin başkanım. Şş. Sen de bırak onu. Bu akşam dışarıda yeriz. Yemin ki. Vallahi. Aslan başkanım. Canım Çato. Gideyim giyineyim mi? Hadi koş. Ulan zaten giyiniksin salak. Ya heyecanlandı çocuk ya.
Hayırdır evladım? Bir top ateş düştün dükkana yine. Ömer baba, bir kitap okudum, şok oldum. Allahsız Müslümanlık nasıl bir şey? Evladım, kitabın içinde anlatmıyor mu bunu? Anlatmasını anlatıyor da. Zor iş Ömer baba. İnsanın devreleri yanıyor. Ne anlatıyor böyle senin devrelerini yakan? Diyor ki, Allah ile beraber yaşanmayan Müslümanlık, Allahsız Müslümanlık kandırmacısıdır. Allah ile iletişim kurdurmayan, Allah için sevmeyi öğretmeyen bir Müslümanlık, insanı geliştiremez, insanı mutlu edemez. Müslümanlık bir külfetler paketi değil, bir zevk olmalıdır. Müslümanlık aşk ile yaşanmalıdır diyor. Müslüman dışarıdan bakanı imrendirmelidir diyor. Kişi Müslümanım diyorsa, kendisini tanıyanlar ona baktıkça bu ne güzel insan demelidir. Doğru söze ne denir evladım? İyi de baba, nasıl olacak bu iş? Allahsız değil de Allah'lı Müslümanlık nasıl olacak? Demiş ya, aşk ile olacak diye. Ne yani? Biz şimdi Allah'a aşık olana kadar Müslüman değil miyiz Ömer baba? Evladım, Müslümanım diyen herkes Müslümandır. Fakat aşk ile olmayan bir Müslümanlık zordur. Eziyettir, zevksizdir. Dışarıdan bakanı iter. Kimseyi özendirmez. Kimseye bu ne güzel insan dedirtmez. Aşk gelene kadar Müslüman tam Müslüman değildir. Ham Müslümandır. Aşk gelince kişi Allah'ın sevdiği ve Allah'ı seven kişi olur. Allah'lı Müslümanlık budur. Allah'lı Müslüman iyiliklerini kendinden bilmez. İyilik yapmışsa unutur, kötülük yapmışsa unutmaz. Müslümanlığını Allah'tan kendisine gelmiş en büyük hediye kabul eder. Müslümanlığı seçmiş olmasını kendi marifeti saymaz. Allahsız Müslüman ise din adına yaptıklarıyla övünür. İyiliklerini kendi marifeti bilir. Kötülüklerini başkalarına mal eder. Kabahati zamana ve şartlara atar. Kusurlu Müslüman da, Müslüman olmayan da hor görür. İyi ama, hadi ben istedim, Allah'a aşık olayım dedim. Ama istemekte nasıl aşık olacağım ki? Mesela ben gönüle durup dururken pat diye aşık oldum. Ben istedim diye olmadım. Kendi kendine oldu bitti. Aynı şekilde hadi ya Allah'a nasıl aşık olayım? Hikmet'im, evladım, sen bir yerlerde dolaşmasaydın gönül kızımıza nasıl sevdalanacaktın? Allah'a aşık olmak istersen aşk koklarının hedefe sıkıldığı yerlerde dolaş. Allah'ın yeryüzüne ve göklere çizdiği şaheserlere gönlünü aç. Günün doğuşuna bak, günün batışına bak. Bulutların yürüyüşünü seyret. Çiçeklerin kokusuyla konuş. Aşk kokuyla vurulmak isteyen zırhını çıkarır. Zırh nedir Ömer baba? Zırh dünya sevgisidir. Dünyayı sevmeyecek miyiz? Terk edeceğin bir şeyi seveceğin kadar. Yani Hikmet evladım, bu çocuk burada kendi derdiyle otururken, yine abime gittim iş yerinde yoktu, ben onunla nasıl görüşeceğim diye dertlenirken, senin gelip sorduklarına bak. Onun işi kolay Ömer baba. Hatır koyacağım. Diyeceğim ki bizim evde davet var, yemeğe geleceksin. Nasılsa hepimiz baş başa olacağız. Ne istiyorsa orada konuşur. Ben nasıl söyleyeyim abi hepinizin yanında? Tamam oğlum, ben söylerim. Allah Allah.
Vay be, aslan parçası be. Başkanım, Hacı Murat'la gitmesek? Niye Çetin? Vallahi rezil oluruz başkanım, attan ilk eşeğe binmiş derler. Ulan Çeto, uçağa değişmem lan ben Hacı Murat'ı. Terbiyesiz, yürü! Bakacak mısınız, yetecek misiniz? Hadi ver. Şerefsiz emperyalist kapitalistler. İlle bu benzine su katacaklar. Bunların anaları emzirdikleri süte su katmış. Çocukları benzine katmış çok mu? Nane tursun. Neyse biz keyfimizi bozmayalım. Kaşların arasına domdom kurşunu değdi. Domdom kurşunu değdi. Bir avcı vurdu beni. Ne oluyor? İnci Hanım, lütfen odanızda kalın. Ne demek çıktı? Benim niye haberim yok? Nazım nerede? Odanızda kalın İnci Hanım. Niye evden arıyorlar Nazım? Ne var İnci? Ev sarıldı, ateş ediyorlar. Sen sakin ol İnci. Sen bulunduğun odada kapıyı kilitle. Nazım 5 dakikaya orada. Korkuyorum İskender, lütfen gel. Korkacak bir şey yok. Nazım gelecek dedim ya İnci. Avni mi sattı efendim? Git al ki bu adamı, öğrenelim kimi sattığını Nazım. 3 tane çapulcuyla evimizi basmaya gelmiş tatsiz. Emredersiniz efendim. Beyler, biz dönelim konumuza. Sayın Büyük, böyle bir suikast için konjektör uygun değil. Konjektör uygunsuz diye yapıyoruz ya işte. Tepedeki herkesi aşağı indirin ki aşağıdakilere yer açılsın. Ben de o olmadan önce örgüte kendi noktalarını yok edecek eylemler yaptırayım. Öyle bir suikast olsun ki örgüt intikamını almış olsun.
Tatbikat alanı ile protokol alanı arasındaki mesafe çok uzak. Kanas menzilinde değil mi? Tatbikatta kanas kullanılmıyor. Kaza süsü verilemez. 4 yıldıza kaza kurşuna girmesine kim inanır? Sen eylemi yapar yapmaz Güney Kıbrıs'a geç. Oradan adamlarımız seni alır. İskender'in adamları geldi. Kaç kişiler Abdülay? Gel. Başkanım Muro geldi. Gelsin. Geç. Başkanım. Gel Muro, gel. Muro, seni affetmem için bir hareket bekliyorum. Vallahi başkanım, küçükler bizim gibi böyle bazen haylazlık yapacak, büyükler sizin gibi affedecek. Öpeyim başkanım. Tamam mı? Tamam. Devrime hizmete ben ve değerli ekibim canımızla kanımızla hazırız başkanım. Görevine dönebilirsin. Af sürecinin tamamlanması için devrime sadakatin ölçülecektir. Bunun için sana bazı görevler vereceğim. Ben bu görevleri hangi sıfatla yerine getireceğim? Metropol sorumlususun. Allah aşkına. Vallahi başkanım, emirlerinizi bekliyorum. Ben sana bildiririm. Çıkabilirsin. Vallahi bir öpeyim başkanım. Ben... Başkanım. Evet Çetin arkadaş. Yıldırım arkadaş. Artık gönül rahatlığıyla bana başkanım diyebilirsiniz. Efsane göreve döndü. Başkanım. Yürüyün lan. Başkanım. Hadi.
Hadi gözümüz aydın. Polat Alemdar da elimizde nasılsa. Emirlerimi yerine getirin. Emredersiniz efendim. Başkan, ulaştırdı mı Nazım size eylem yapılacak noktaları? Söyledi. Peki o Muro döndü mü yanına? Döndü. Ona yaptır o işi. Sonra da kafasına sık. Senin de başına çorap örmesin. Tafsilatını sonra hallederiz. Efendim, Polat Alemdar'ı yakaladık. Emriniz nedir? Getir buraya Nazım. Ona soracaklarım var. Bugün ne kadar güzel bir gün. Nasıl oldu bu yara? Aşk yarası. Anlamadım. Yaşamadıysan doktor, nereden anlayacaksın ne olduğunu? Çok şakacısınız. Bıçak da bu kadar. Sen bir de kurşun yediğimde gör beni. Abi, oda numarasını öğrendim. 215 numaralı oda. İyi. Gidelim Volkan. İyi günler doktor. Geçmiş olsun. O da bu tarafta. Volkan, oğlum bu kapıda bekleyen yok. Abi burada dediler. Nerede burada yatan arkadaş? Taburcu oldu. Geliyordum. Nereye? Öbür dünyaya mı? (Gülüyor)
Kazım CD'yi ver. Bir emriniz var mı abi? Eve git, yat Kazım. Arabada kalayım abi. Hem emrim var mı diyorsun, hem de itiraz ediyorsun. Git dedim mi git Kazım. Peki abi. İşte Kazım. Patlama Kazım. Ne işin var lan senin burada? Konuşabilir miyiz Memati? Defol git. Ağzını burnunu kırmayayım. Memati. Ağzımı burnumu kırsan da, öldürsen de dinle. Ondan sonra ne yapıyorsan yap. Böyle kahpelik görmedim.
Sevgili devrim günlüğü. Örgüt sonunda yaptığı yanlışı anladı ve gerçek başkanı, yani beni, yani Muro'yu tekrar göreve çağırdı. Başkan en kısa zamanda bu eylemler için taktik stratejinizi bekliyor. Tamam Remzi, ne hava atıyorsun? Söyle başkana, yarım saate bir saate kadar hazır olur. Hadi. Öyle sağ kulağına su kaçmış yengeç gibi de yürüme Remzi. Oku bakalım Çetin arkadaş. Oku ve çözümlemeni yap. Sultan Mahallesi'nde emekçilerin gittiği kıraathanenin taranması eylemi. Alışveriş merkezinin bombalı eylemle yakılması. Başka? Bir belediye otobüsünün içindeki insanlarla yakılması. Yıldırım'ın dedesiyle nenesine de sıkılacak mıymış? O bu seferlik yok başkanım. Oh, çok şükür. Başkanım, bu eylem planlarına göre biz kime hizmet ediyoruz? Liderim beni niye çağırdığını anlamış bulunuyoruz. Niye başkanım? Niye olacak Çeto? Bu eylemleri biz yapsak devlet diyecek ki lanet olsun örgüte. Örgüt diyecek ki vallahi haberim yok. İskender diyecek ki aferin Muro'ya. Sonra ne olacak? Fatura bana kesilecek. KDV'si sana, ÖTV'si Yıldırım'a. Ya arkadaş, bu devrim nasıl da her seferinde çıtır çıtır evlatlarını yiyor ya. Nutkum tutuldu. Gel Polat'ım, gel. Ben seni güzellikle çağırmıştım. Ama bunu sen istedin. Ne yapalım? Benim istediğim tam olarak buydu. Öyle mi? Şimdi bana anlatacak mısın kırmızı kitapta nelerin yazdığını? Anlatmayacağım. Nazım'ım, İşkenceyle konuşmaz bu adam. Sık kafasına. Bir daha denen ağzı mı? Abdüley! Efendim abi. Kameralar var. İçeri gir. Eğer görüntüler başka bir yere veri olarak aktarılıyorsa bir noktada sabitle. Sonra da bana haber ver. Tamam abi. Hadi. Thank you.
gönderen adamlar geldi. Kaç kişiler Abdülay? 8-10 kişiler abi. Kamuflajlı. Nazım'ı sağ ele geçirin. Diğerlerini yok edin. Ama kıyafetleri bize lazım Abdülay. Peki abi. Yolun sonuna geldik İnci Hanım. Bana ne yapacaksın? Ben sana niye bir şey yapayım? Baban mıyım? Nevzat, bir müşte biliyorum. Ben nasıl oluyor lan? Patronun Nazım. Merak etme. Sen beni götürmesen de o bizi yanına çağıracak. Alemleri yakaladık. Emriniz nedir? Getir buraya Nazım'ı. Ona soracaklarım var. Canımı babasının yanına götürsün Alperler Abdülay. Biz de çıkalım. Gel Polat'ım, gel. Ben seni güzellikle çağırmıştım. Ama bunu sen istedin. Ne yapalım? Benim istediğim tam olarak buydu. Öyle mi? Şimdi bana anlatacak mısın kırmızı kitapta nelerin yazdığını? Anlatmayacağım. Nazım'ım. İşkenceyle konuşmaz bu adam. Sık kafasına. Nazım.
Bir daha dene Nazım'ım. Yat ayarı. Verecek hesabın çok. Anca gideriz.